Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşlerim, bugünkü okumamızı Ramazan ve orucun faziletleri başlığı altında sunacağız. Birkaç gündür okumalarımızı bu kitaptan, yani Oruç Ötelere Seyahat başlıklı bu kitaptan yapıyorduk. Yine bu kitaptan birkaç gün daha okumalarımıza devam etmek istiyoruz. Ramazan ve orucun faziletleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Hadis-i şerif kitaplarında Ramazan orucunun faziletine dair yukarıdakine benzer birçok hadis-i şerif bulmak mümkündür. Biz bu bölüme Seyyid Sabık'ın Fıkhü's Sünne isimli eserinde orucun faziletli başlığı altında aktardıkları bazı hadis-i şerifler alacağız. Orucun fazileti. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayeten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala buyurdu ki, Ademoğlunun bütün amelleri kendinindir. Ancak oruç müstesna. Şüphesiz o benim içimdir. Ve mükafatını da ancak ben veririm. Oruç günahlara karşı bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu zaman kötü söz söylemesin. Bağırıp çağırmasın. Adi hareketlerde bulunmasın. Eğer bir kimse ona söverse veya kavga ederse iki defa ben oruçluyum desin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nefsini elinde tutan zata yemin olsun ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında kıyamet günü misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç vardır. Birincisi iftar ettiği zaman iftarıyla sevinir. Diğeri ise Rabbine kavuştuğu zaman orucunun mükafatıyla sevinir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ten rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Oruç ve Kur'an kıyamet günü kula şefaat ederler. Oruç şöyledir. Ey Rabbim, gündüz bu kulu yemekten ve şehvetten ben men ettim. Ona şefaat etmeme izin ver. Kur'an-ı Kerim de şöyledir. Ey Rabbim, bu kulunu gece uykudan ben uzaklaştırdım. Ona şefaat etmeme izin ver. Böylece her ikisi de o mümin kula şefaat ederler. Ebu Umame radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedim. Ya Resulallah, beni cennete sokacak bir amel söyle. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki, oruç tut çünkü orucun dengi yoktur. Sonra ikinci kez gelerek tekrar sordum. Yine oruç tut buyurdu Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayetle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah yolunda bir gün oruç tutan hiçbir kul yoktur ki Allah onun yüzünü o gün sebebiyle cehennemden 70 sene uzaklaştırmasın. Sehil bin Sad radıyallahu anh'ten rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette Reyyan isminde bir kapı vardır. Kıyamet günü oruçlular nerede diye sorulur. Oruçluların sonuncusu bu kapıdan girince işte bu kapı kapanır. Ramazan'ın ve bu ayda ibadet etmenin fazileti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı gelince şöyle dua ederdi. Size mübarek olan ay geldi. Allah size bu ayın orucunu farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. Ramazan ayında bir gece vardır ki o gece 1000 aydan daha hayırlıdır. Ramazanın hayrından mahrum olan büyük bir mahrumiyete uğramış demektir. Urfece'den rivayeten o şöyle dedi. Utbe bin Ferkad'ın yanındaydım. Ramazan'dan bahsediyordu. Tam o esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından birisi yanımıza girdi. Utbe onu görünce hürmeten sustu. Gelen adam ise Ramazan'dan söz etmeye başladı ve şöyle dedi. Ramazan'da Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. Cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır ve Ramazan'da bir melek şöyle nida eder.
Ey hayır işleyenler, hayrınızı çoğaltın. Ey kötülük yapanlar, kötülüğünüzü azaltın. Ramazan bitinceye kadar bu hal bu şekilde devam eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şerifinde buyurdu ki, 5 vakit namaz, diğer cumaya kadar kılınan cuma namazı, ikinci Ramazan'a kadar Ramazan, büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aradaki küçük günahlara kefarettir. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim Ramazan orucunu tutar, onun sınırını bilir ve Ramazan'da korunması gereken şeylerden korunursa, bu orucu onun geçmiş günahlarına kefaret olur. Evet, ayet ve hadislerde her iyiliğin karşılığının 10 ile 700 katı ve fazlasıyla verileceği vaat edildiği halde Allahu Teala oruç ibadetini diğerlerinden ayırmış ve o benim içimdir buyurmuştur. Çünkü oruç bir şeyi yapmak değil, yapmaktan kaçınmak şeklinde bir ibadet olup açıktan değil gizli olarak tutulur. Bu yüzden de oruca riya karışmaz. Sırf gösteriş olsun diye yapılamayacak tek ibadet belki de oruçtur. Yukarıdaki hadis-i şeriflerde geçtiği üzere bu hasbi ibadetin karşılığını işte bu sebeple bizzat Allah Azze ve Celle verecektir. Yani bu ibadet sadece Allah rızası için yapılan, çoğu zaman Allah rızası için yapılan, riya karışma ihtimali çok az olan bir ibadet olduğu için bu ibadetin sevabını da Allah'tan başkasından kolay kolay kimse beklemez. Bu sebeple de bu ibadetin sevabını Allah Azze ve Celle bizzat ben vereceğim buyurmaktadır. Oruç ibadetine riyanın karışması da mümkün değildir. Nitekim bir hadisi şerifte orucun ve oruçlunun mahiyeti şu şekilde ortaya konuluyor. Oruç bir kalkandır. Oruçlu kötü söz söylemesin. Kendisiyle itişip kakışmak ve dalaşmak isteyene iki defa ben oruçluyum desin ve ona uymasın. Ruhum yedi kudretinde olan Allahu Teala'ya yemin ederim ki oruçlu ağzın kokusu Allah katında misk kokusundan daha temizdir. Cenab-ı Rabbül Alemin buyurmuştur ki oruçlu kimse benim rızam için yemesini, içmesini ve cinsi arzularını bırakmıştır. Oruç doğrudan doğruya bana edilen, riya karışmayan bir ibadettir. Onun sayısız sevabını da doğrudan doğruya ben veririm. Halbuki başka ibadetlerin hepsi 10 misliyle ödenmektedir. Evet, hadis-i şerif burada bitiyor. Oruç ibadetinin bu ayrıcalıklı özelliğine binaen onun faziletine dair çok sözler söylenmiştir. Bu sözlerden birkaç tanesini aşağıya alıyoruz. İmam Rabbani Hazretleri der ki, bu ayda salih amellere muvaffak olanlar, bütün senede salih amel yapmaya muvaffak olurlar. Bu ayda manevi hayırları kaçıranlar, bütün sene kaçırırlar. Sanki Ramazan ayı, diğer 11 ay için bir deneme, bir prototip ay gibidir. Bu ayı nasıl geçirirseniz, Allah'ın izniyle diğer ayları da o şekilde hayır, hasenat, iyilikle geçirebilirsiniz. Ama bu ayın, Ramazan ayının hayırlarından mahrum olursanız, büyük ihtimalle diğer ayları da bu şekilde mahrumiyet içerisinde geçireceksiniz demektir. Bediüzzaman Said Nursi der ki, Ramazan, ahiret yurdu için karlı bir pazar, hasat için münbit bir zemin, amellerin gelişip yeşermesi için bahardaki nisan yağmuru, Mevla'nın saltanatına karşı beşer kulluğunun resmi geçiş yapması için en parlak ve en kutsi bir bayram hikmetindedir. Ramazan orucu, hasbi ibadet, sırf Allah rızası için tutulan oruç, o kimselerin işlerine, evlerine bolluk ve bereket getirir. Ramazan ayında en fakir ailenin evinde dahi bir bolluk bereket görülür. Allah oruç tutan o insanlara ummadıkları yerden rızıklar verir. Var olan imkanları da Ramazan'la daha çok bereketlenir. Yüceltici bir ibadet. Gerçek şu ki ruh ten kafesine bürününce maddenin etkisi altında kalarak hayvani duygulara esir olur. Oruç tutarak açlığa alışan nefiste ise maddi arzular zayıflar, ruhani hisler, ruh güçleri kuvvetlenir. Oruç insanın kalp gözünü açar. O yüzden bütün peygamberler riyazet yapmışlar, oruç tutarak yücelmişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz kendisine peygamberlik gelmeden önce Hira mağarasına çekilir, yemek yemekten kesilir, riyazet yapar, derin tefekküre dalardı.
Medine'ye gelmezden önce, yani daha oruç farz kılınmamışken oruç tuttuğunu, oruç tutmayı tavsiye ettiğini görüyoruz. Nihayet hicretin ikinci yılında Medine'de Şaban ayının 10'unda Ramazan orucu farz kılınmıştır. Oruç riyasız bir ibadettir. Oruç gösteriş ve çıkar duygusu karışmaksızın, yalnız Allah için yapılabilen bir ibadettir. Gerçekten de kişinin oruçlu olduğunu ve yeme içme gibi gizli yapılabilecek şeylerden kaçındığını ancak Allah bilir. Dolayısıyla riya karışmadığı için Allah indinde en makbul ibadetlerden sayılır oruç. Bu minvalde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde Cenab-ı Allah'ın oruç benim içindir, onu ben mükafatlandırırım buyurduğunu söylemiştir. Daha önce söylediğimiz gibi. Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle ibadetlerimizi ihlaslı bir şekilde riyadan uzak olarak yapmayı nasip etsin. Yüce Rabbimiz yaklaşmakta olan Ramazan-ı Şerifi, oruç ibadetini, Ramazan'da yapacağımız tüm ibadetleri bizler için bereketli kılsın, bizlerin dünya ve ahiret kurtuluşuna vesile eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.